Geometri kampı, geometri kampı. Buraya mı koydum? Nereye de koydum? Geometri kampını. At ah, nerede? Vah nerede derken bir cumartesi günü çıkıp geldi Mehmet Hocan. Elinde kalemi, önünde kağıdı. Geometri kampında kısa bir soluk, kısa bir ara vermiştik ama kaldığımız yerden son sırat geometriye devam ediyoruz. Üçgen çeşitlerinde kalmıştık ki güzel arkadaşlarım. Dik üçgeni bitirmiştik. Şimdi sırada ikizkenar üçgen. İkiz üçgende çok güzel ispatlar, çok güzel sorular çözeceğiz ama bugün özellikle şuna değinmek istiyorum. Sen bir üçgene baktın mıydı? Onun ikiz kenar üçgen olduğunu nasıl tanırsın? Bu şey ikiz kenar üçgen olabilir mi? Sorularına cevap vereceğiz. Şuradan doğru çeksek üçgen olur. İkiz kenar üçgen olur. Buradan açıyı dikliği çeksek ikiz kenar üçgen olur. Ahan da ikiz kenar üçgeni şak diye bulmanı sağlayacak taktikleri vereceğim sana bugün. Hiç vakit kaybetmiyorum. Gönder. Gönder gelsin geometri serisinde. İkiz kenar üçgende 13. adımda devam ediyorum. Israrla yorumlara yazıyorsunuz. Israrla. Ben bu kadar ısrarlı bir tayfa görmedim arkadaş. E sen istersen biz de göndeririz. Geometri, geometri, geometri. Son sirat, son sirat. İki gün üst üste en az. Belki üçüncü gün. Belki de üst üste geometriyle bir yığalım şöyle. Yığalım diyor sen gelsin. Önce. ikizkenar kenar üçgen. Olmazsa olmazımız. Kavramlar, tanımlar olmazsa olmazdır biliyorsun. İki kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgene Ikiz kenar üçgen denir. İki kenarı birbirine eşit olacak. Örneğin ben bir ABC üçgeni çizdim burada. Burada A, B, C kenarı diyeceğim ama dikkat et. BB kenarı dedim. Burada iki kenar birbirine eşitse biz bu üçgene ikizkenar üçgen deriz. İkiz kenar üçgende eşit kenarların karşısındaki açılar birbirine eşittir. Burası da tamam. Ey güzel arkadaşım şurada eşit olmayan açının karşısındaki kenara taban adını vereceğiz. Şuralara ikiz kenarlar adını vereceğiz. Eşit kenarlar adını vereceğiz. Şuradaki açıya da tepe açısı adını vereceğiz. Zaten tepe açısını daha öncesinde tanımlamıştık. Tamam hocam ikiz kenar üçgen buna benzeyecek. İyi güzel hoş. Önce bir iki tane açı sorusuyla şöyle bir ısındırayım mı seni ikiz kenara? Şöyle bir alışalım mı ikiz kenara mevzusuna? Alışalım diyorsan gel bakalım. Daha öncesinde benzerlerini çözdük aslında açı sorularını. Altından girip üstünden çıktık ama ben bir hatırlamanı istiyorum. İkiz kenar üçgeni nasıl kullandığımı görmeni istiyorum. ABCD dik üçgeni mi? <laughs> ne yaptın hocam? ABC üçgeninde verilenlere göre x kaçtır? ABC üçgeni verilenler. 52 var. Eşitlikler var. Artık biz mevzuyu biliyoruz. Biz ikiz kenarı baktık mı tanımamız gerektiğini biliyoruz. O zaman diyorum ki burası nokta açısıysa burası da nokta açısıdır. Sonra eşit başka iki kenar gözüme çarpıyor bir üçgende. Bak buradaki yeşillikler. O zaman diyorum ki burası, burası küpeli açıysa Burası da küpeli açılır. Zaten küpeli açıdan yola çıkınca hocam burası 52 olunca burası da 52 olur. Bir zahmet yaz. Yazdım. Peki ben sana söyleyeyim bu sefer. Burası Y açısıysa. E bu bir ikiz kenar üçgense burası da Y açısı olur mu? Olur. Yine geldik çevremlere. Yine geldik o muhteşem kavrama. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Özledik değil mi bunları söyleyip söylemenle birlikte. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Gel. İki tane Y. Topladık mıydı? Şuradaki dış açı eşittir. 2Y. Burası 2Y. Güzel. Ben buradan Y'yi çekerim arkadaş. 2 tane Y değeri. Eğer 52'ye eşitse her tarafı 2'ye bölerim. Y değeri kaç çıkar? 26. Yine aynı taktiği kullanarak diyorum ki 2 iç açının toplama kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Aha doğruya eşittir. O zaman diyorum ki X artı Y dış açıdır. 2 iç açının toplamı ki de ikisi de birbirine eşittir. İkisi de 52 toplarım bunu. Bu değere eşit olacak. Y değeri 26 idi. Yerine yazdım. 2 kere 2 4 104. 104'ten 26'yı çıkarttığımızda biz değerimizi bulmuş olacağız. O zaman burada kaldı 8 9. 9'dan 2 çıktı. 7 78. Yapıştırdım cevabı 78'e. Gönder. Gönder gelsin sıradakini dedim hocam. Hadi gel bakalım bakalım. Doğru yaptık mı? İşlem hatası olmasın. Sonra işlem hatalarından kaçırıyorum soruları. ABC üçgeninde verilenlere göre x kaçtır? Şöyle dikkatli bak. İkiz kenar üçgenleri bir tespit edelim öncelikle. Hani biliyorsun mevzuyu. Ben bu kenarları şöyle bir karalıyordum renkli renkli. Karaladın hocam güzel iyi hoş. Şimdi bir de büyük düşünelim mevzuyu. Bak burada bir tane daha büyük düşündüğümüzde elde ettiğimiz bir üçgen daha var. Oo, oraya nasıl taşıyorsun arkadaş? Hani bu... E Allah Allah. Arkadaş ben yeşili nereye çiziyorum? Sen nereye taşıyorsun ya? Tamam, sonuna kadar götürmüyorum. Burada bırakıyorum ya. Tamam, böyle kalsın. İyi güzel arkadaşım. Şimdi buradan yola çıkarak ben ne diyebilirim? Hocam burası nokta açısıysa burası da nokta açısıdır. Eşit kenarların karşısındaki açılar birbirine eşittir. Kavramlarla birlikte, tanımlarla birlikte söyleyince ne kadar böyle dolu dolu çıkmıyor ağızdan geometri? Öyle oldu mu zaten yakışıyor. Şimdi iç açılar toplamı 180. 40'ı tepeye yazmışlar. Düştüm ben o 40'ı. Ne kaldı burada? 140. E böldüm ikiye. Ne kaldı her birine? 70. Nereye 70? Şuraya 70. Burası da 70. Şimdi sorarım sana. Şuradaki açı bir bütündür. Ve ben o açıya 70 artı x yazabilirim. Çünkü aşağıda da x parçası var orada. Kalemin ucu gitti. Tekrar geldi. Peki. Bir hata verdi ama umarım sıkıntı yoktur. Kayıtta bir problem yok. Kaldığımız yerden devam. Hocam burası da aynı şekilde olmaz mı? Yani sen buraya da 70 artı x yazmak zorunda değil misin? Yazmak zorundayım. Yeşil üçgende, yeşil kenarlarda eşitlikler var. Efendiler o zaman 70 artı x'ten elimde 2 tane var. Bir de tepe açısı var 20. Nereleri topladığımı da göstereyim mi? Bak bu mavi ile yuvarlığa aldıklarımı topladım. Büyük üçgenin iç açılarıdır ki 180. 20'yi karşıya atarım 160. Bu hala 2 çarpı 70 artı x'e eşit. Böl her tarafı 2. Böldüm gitti hocam diyorsan eğer. Karşı tarafta kaldı bir 80. 70'e attım karşıya. X eşittir. Canavar gibi 10 derece. Kalemin ucu ısındı. Artık hazırsın. Sen ikiz kenar üçgenin sadece tanımını öğrendin. Öyle hazırsın derken havaya falan da girmeni istemem. Sadece tanımı öğrendik. E gel bakalım. İkiz kenar üçgende nereden dikmeler atacağız? Nereden doğrular çizeceğiz? İşte en önemli noktası. Bir üçgenin ikiz kenar üçgen olup olmadığını tanımanın yolu burada. Efsane bir sayfa. Bu sayfayı kesinlikle böyle ekran görüntüsü al falan bulundur yanında. İki kenar üçgenin tabanında çizilen AH dikmesi ki AH neresi dersen hocam al sana AH burası. Bu yüksekliğin çok önemli bir özelliği var. Hem yüksekliktir. Evet. Hem açı ortaydır. Evet. Hem de kenar ortaydır. Güzel arkadaşım bu cümleyi gördüğün her yerde bu üçgen ikiz kenar üçgendir diye bağıra bağıra gezebilirsin. Yani herkese ilan edebilirsin onu ikiz kenar üçgen olduğuna. Çünkü burada gördüğün üçlüden herhangi ikisini yakalarsan diğerini sen yazarsın ve üçgenin tepesine yazarsın bu ikiz kenar üçgen. Hocam sen ne diyorsun? Gel bak ne dedim yandaki şekilde tarif edeyim. Şurada gördüğün kısım bütün ikiz kenar üçgen olma özelliklerinin özetidir adeta. Özeti değil kendisi ya. Eğer açıları eşit verdiysem bariz bir şekilde dersin ki hocam çok kolay ya bu bir ikiz kenar üçgen. Aynen öyle. ABC üçgeninde kenarlara eşit verirsem dersin ki hocam bu açılar birbirine eşittir ve bu bir ikiz kenar üçgen. Zaten buraya kadar problem yok. İşte burada başlıyoruz. Ben bir üçgende çizdiysem buradan doğruyu sen bana neyi verdin? Açı ortay olduğunu. Sen bana neyi verdin? Kenar ortay olduğunu. Hem kenar ortayı hem açı ortaysa o zaman bu buraya diktir derim. Bu buna dikse ey güzel arkadaşım bu ikiz kenar üçgenin özelliklerini sağlıyor. O üç özellik bir araya geldiğinde bu bir ü. ü. <laughs> iki kenar üçgendir söyleyemedim. Bak şimdi, atmışım buradan bir dikme. Bu dikme neymiş? Kenar ortay. Ya yükseklik, kenar ortay var. Kim eksik? Yukarıdaki cümlelerden açı ortay. Arkadaşım tekrar tekrar söylüyorum, bu cümlelerden ikisini kullanırsan birini sen yazacaksın. Yazdım da zaten. O zaman bu aynı zamanda iki kenar üçgendir. Kenarların eşit olan kısımlarını da gösterdim. İşte efsane budur. İnmişim dikten. Bak dikliği vermişim, eşitliği ver, alayını vermişim bu sefer. O zaman diyeceksin ki çok kolay hocam. Bu bir ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgende şu açılar ve şu kenarlar birbirine eşittir. Bak şimdi buradaki özellikleri anladıysan ne zaman ikiz kenar üçgen oluyor? Yükseklik, açı ortay, kenar ortay bir araya geldiğinde ikiz kenar üçgen oluyor. Hiç uzatmıyorum lafı, dolandırmıyorum da karşında. Açıyorum, atıyorum önüne soruyu arkadaşım. Bak soruya söyle bana. Aşağıdaki ABC. Ya dik geçen dersten kalmış. Kopyala yapıştır yapınca. ABC üçgeninde verilenlere göre x artı y toplamı kaçtır? Bakıyorsun ya hocam veriyor ki elimde demeyeceksin. Ya açı ortay var. Hocam diklik var. Hiç uzatmayalım mevzuyu. Bu iki Kısım birbirine eşittir. Çünkü açı ortay aynı zamanda dikse o aynı zamanda bir kenar ortaydır. Burada bir kenar ortaylık varsa hocam bu bir ikiz kenar üçgendir. Hiç uzatmadım lafı ikiz kenar üçgense x bir kere 13 olmak zorunda. Y değeri aşağıdaki kenar ortay olduğu için 5 olmak zorunda. Sen sadece x artı y'yi istiyorsan benden cevap 18'dir. Bilmiyorsan kuralı zulümdür bu soru. Nasıl çıksın hocam dik üçgeni biliyorum ama çıkmıyor dersin. Fakat ikiz kenar üçgende o üçlüyü bildin mi? Muhteşem üçlü değildir belki ama unutulmaması gereken üçlüdür. Yükseklik, açı ortay, kenar ortay. İkisini buldum mu üçüncüsünü çap diye. yapıştır. Çok heyecan yaptım. Gel sakin sakin devam. Sakin sakin devam. ABC üçgeninde. BC 8 santim. Gel yazalım bakalım. BC 8 santim. Yazdım. Çevre 20 santim. İlk defa farklı bir değer vermişiz. Buna göre x kaçtır diye sormuşum. Ey güzel arkadaşım. Bir kere çevre 20 santim mi? 20. Şu BC kenarı 8 mi? 8. Bir çıkar bakalım bunu ne kaldı? Şurada kaldı 12 santim. 12 santim neresi? BA, kenarıyla BA kenarıyla AC kenarının toplamı. Demek ki burada bir şey var soruyu çözebilmen için. O zaman dikkatle bakıyorsun. Açıortay var mı? Var. Dik dik var mı? Var. Ya söylemesine bile gerek yok ama kenar ortayı ben eklerim. Yetmez yetmez. Bu aynı zamanda bir ikiz kenar üçgendir diye yapıştırırım cevabı. Eğer bu bir ikiz kenar üçgense devam ederim yoluma. Hocam BA ile AC birbirine eşittir. Ben 12'yi 2'ye bölerim 6 santimi bulursam neresidir 6 santim? E burasıdır 6 santim. Burasıdır 6 santim. Yetmez. Bu aynı zamanda kenar ortay değil mi? O zaman bunların her biri 4 değil mi? E 4'tür hocam. Herhangi birini seçelim. Soldaki ya da sağdaki üçgen. Artık burada top sende güzel arkadaşım. Ben burayı seçtiğimi düşünüyorum. Ya birleştiriyor kendi kendine. Neyse. 6'nın karesi dik üçgende hipotenüs kuralı. 6'nın karesi x kare artı 4'ün karesi. 6'nın karesi 36. x kare 4'ün karesi 16. Çıkarttığımda birbirinden x kare 20 ise e kare kökünü alırım. 2 kök 5'tir derim. Noktayı koyarım. Gönder. Gönder gelsin. 17 sayfa 7'si bitti güzel arkadaş. Çok kritik yer. Çok kritik yer. Öğrendik mi öğrenmedik mi? Bak ek çizim geliyor. Öyle. Hocam nereden biliyorsunuz ek çizimleri diye sorulan sorulara. Bak kaçıncı ders? 10, 13. dersteyiz. 12 ders boyunca cevap verdim bu 13. ders. Problem, tanım biliyorum. Kavram biliyorum. ispat biliyorum. İkiz kenar üçgen ne gerçekten biliyorum. Gerçekten biliyorsun. Soruya baktığında içgüdüsel olarak şunu düşüneceksin. Ya baktığın an şunu gör. Ya arkadaş buradan bir dikme atmışlar. E burası burasına eşit. Kardeş bir şey eksik burada. Ne eksik? Ya C'den çeksen arkadaşım şuradan. İkiz kenar üçgen bu ya. Bağırıyor sonra ikiz kenar üçgenim ben diye bağırıyor. X'i mi istiyorsun sen? Hallederiz. 15 burasıysa bu ikiz kenar üçgense bu kenar bu kenara eşittir. Burası da 15'tir. Daha fazla anlatmama gerek yok herhalde. Çünkü şurada da bir hipotenüs. Tesadüf işte bu kadar olur. <laughs> burası da 15. E 15'in karesi eşittir 12'nin ka 12 ne biçim 12 oldu? x'in karesi. E uzatmayacağım lafı. Kalkıp bu işlemi de yapacak değiliz. Biz birçok bilgiyi biliyoruz artık. 3 4 5 çok tanıdık geldi. Çarp 3'te 9, çarp 3'te 12, çarp 3'te 15. Hocam 15'i var, 12'si var. Kim yok? 9 yok. O zaman x eşittir nedir? 9 santimdir. Vurdum cevabı 9'a. 8. soruda şimdi 9. soruyu çağırdım. Sayfayı çağırdım. Bak bakalım soruda ne görüyorsun? Allah'ım. işte bilgiler birleşince bu kadar lezzetli sorular çıkıyor ortaya. Öglit'i hatırlatırım sana. Öglit geometrisi. Öglit teoremi. İkiz kenar üçgen üçgende cabası. Hepsi birleşti. Toplandık bu soruda. Madem toplandınız biz de hallederiz bu soruyu. Ne gördün? Hocam dikliği gördüm. Hocam kenar ortayı gördüm. E bağıra bağıra geldi soru. Hocam açı ortayı benden dedin. Eyvallah. Hocam aynı zamanda bu bir ikizkenar üçgendir. Orası 10'sa burası da 10 olmak Tebrik ederim. Bunu gördüysen süpersin zaten. Burası küpeli açı. Burası küpeli açı. Süpersin. Devam ediyorum. Burası 10. Hmm. Burası 8. E, ne kaldı bize? 2. Başka başka ne yapabiliriz? Hocam öklit dedin. Ökliti nerede? Allah'ım. Bak ne güzel. Bu bilgiler birleşince ne kadar lezzetli olmuyor mu geometri? Şuradaki iki dikliği gördüm. Ya dik üçgenin içerisinde yükseklik attıysan eğer ben buradaki h'yi bulurum ki hocam. h'nin karesi 8 çarpı 2'ye eşit. Geçen ders anlattık. İspatına varana kadar yaptık. H kare 16 ise H dediğim sayı 4 olmak zorundadır. Artık H yerine kaç yazacağım? Şuraya 4 yazacağım. Bitmedi tabii. Bak burada içerisini maviyle boyadığım üçgen bir dik üçgendir. 8 4 x kenarlarına sahiptir. Daha kısa gelişi var mıydı? Vardı. Öglet'in diğer teoremini kullanabilirdik. Aklıma bir an gelmedi kusura bakma. Ben devam edeyim. Hipotenüs. Sen kesin gördün onu. Anlamayanlar da muhakkak yorumlara baksınlar. Birçok arkadaş zaten onu yazmıştır. X kare eşittir. 8 kare 8 64. 4 göre 4 16. X kare eşittir 80. Bir dakika. X eşittir kök 80. O da nedir? 16 çarpı 5'tir. 16 dışarıya çıkabilir. 4 kök 5. 4 işleme takılma. Oraya takılıyorsan yapabileceğim bir şey yok. O nasıl çıktı? O kök ne oldu falan? Onu geç. Geometri kısmını anladın mı? Cebiri, cebiri farklı halledeceğiz. Bunu anladıysan problem yok. Sen geometri biliyorsun. Senin derdin cebirdir belki. Köklü sayıdır belki. Onlara gitmen lazım. Bu soru da biter. Hallettik mi bunu Ya. Artık ek çizi... Oh. Öyle armut piş, ağzıma düş. Hep aynı yerden çizelim. Yok. Bunu da göreceğiz. Bunu da her tipi soruya bakacağız elimizden geldiğince. ABC üçgeninde verilenlere göre. Şuradaki ağacı uzunluğunu istiyorum senden. Bak burayı da çiziverdim. Ağacı uzunluğu nedir? Ya arkadaş bakıyorum soruya 6 var, 9 var, diklik var, burada diklik var. Öklit falan mı var hocam? Cık, bilemedin Öklit yok. Çizeyim mi? Daha fazla bekletmeyeyim seni tamam. Bak güzel arkadaşım ya bir şey eksik bunda. A'dan D'yi birleştirdiğinde muazzam bir bilgi ortaya çıkıyor. İnmişiz buradan bir dik, atmışız yükseklik. Aynı zamanda bu şey bir kenar ortay. Yükseklik, kenar ortay, e, açı ortayı ben koyarım hocam. O zaman burası açı ortaydır. Yetmez. Bu bir ikiz kenar üçgendir. Al sana bunlar da birer ikiz kenar üçgen. Onu da yapıştırdık mı yine? Yapıştırdık. E hocam şu iki kenar uzunluğu birbirine eşit olacak. 9, 6 daha 15 ise... Burası da 15 yapacak. Müthiş, müthiş sorunun lezzetine bakar mısın? Şu üçgen döndük mü yine? Geldik mi dik üçgene? Ondan dik üçgeni önce anlattık. Çözebilmemiz için bu soruları. Burası sarı yer. X ise eğer x'in karesi artı 9'un karesi eşittir 15'in karesi. E yap sen 4 işlem hatırlamıyorsan. Ama ben hatırlatırım sana gerekirse. 3, 4, 5 dediğim 9, 12, 15. Az önce de yazdığım üçgende kim eksik bu sefer? 12 eksik. Vurduk cevabı. Harbiden vurduk ama cevabı. Hocam sen geometri anlatırken sana bir şey oluyor. Ne oluyor? <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum gençler ya. Belki böyle defalarca soru çözmüşümdür. Böyle defalarca ispatları yapmışımdır. Ama her seferinde aynı lezzeti alamasam zaten böyle de anlatamazdım. Her seferinde çünkü o, o ekranın arkasında farklı bir kişi var. O ekranın arkasında farklı gözlerle bakıyorlar. Sıfırdan geliyorlar belki de. Belki de ilk defa böyle soru çözüyorlar. Allah'tan ben bu zevki alabiliyorum. Umarım sana aktarabiliyorumdur. Geometriyi böyle yaparsan çalışırsan olur. Geometride bu lezzeti alırsan dersin ki ya ben gerçekten geometri öğreniyorum. Aldığında eline geometri kitaplarında istedikleri kadar farklı soru sorsunlar diyorsun. Ben ispatlar biliyorum, konu biliyorum. Çözemiyorsan soru eksiğin vardır o ayrı mevzu. Ama biz boşluk gidip bırakmadan devam edeceğiz. Sen, sen bol soru çözeceksin. O zaman diyeceksin ki tamam ben geometriye hazırım. E, ÖSYM geometri tırıs gelir tırıs gider yeni nesil soru yok kestim biçtim, yapıştırdım ya sen takma kafana sen genel mantığı öğren bunun üstüne modifiye yaptın mı yeni nesil soru gel bakalım 11. sayfa bu sefer görüyorsun bu sefer nereden alacağını biliyorsun ben hiç söylemedim bile dik üçgeni gördün tamam kenar ortayı gördün hocam eksik eksik ve bravo eksik gördün ama az önceki soru çok büyük kopyaydı sana onu söyleyeyim. Hocam diyeceksin. Dur dur dur. Bunları yaz benimle birlikte. Öyle acele etme. A tamam öğrendin ama acele etme. Biliyorum acele ediyorsun hemen. Dur ben şunu şunu. Dur ya bir göster bakın bunun bir ikiz kenar üçgen olduğunu. Buradaki kenar uzunluğu buradaki kenar uzunluğuna eşit. E diyorum ki hocam burası x artı 4. Eyvallah. Burası burası da x artı 4. Eyvallah. Veri eksik hocam. Keşke bir bir, bir, bir tane daha veri vereydin. Neydi hocam? Harbiden. <laughs> Gençler ha bak soruya bak sorunun hatalı olduğunu tespit ettik. Bu sorunun böyle çözülemeyeceğini gösterdik dermişim. <laughs> ne oldu hocam niye takıldın dersen şurada takıldım güzel arkadaşım. Aslında benim şurada ağacı uzunluğunu sizlere vermem gerekiyordu. Olmuş yapmışız bir hata. Affet hadi ben 10 diyeyim. Hadi ne gelirse hadi şimdilik 10 diyelim beraber çözelim. Neden verdik orayı? Çünkü şurada bir tane dik üçgeni yakaladık. Biliyoruz ki x artı 4'ün karesi eşittir 10'un karesi artı 4'ün karesi. Birincinin karesi x kare. Artık sordaki hatalara falan takılmayacaksın. Sen mantığı anlayıp anlamadığına takılacaksın. Yani en azından ben öyle istiyorum. Diyeceksin ki ya hocam madem yazdım zoruyu doğru yazaydın iyiydi ama olmadı ben ne yapayım? <laughs> olmadı ben ne yapayım? <laughs> Bir yerde x kareyi unuttuk. Hocam muhabbete de daldım. Şurası x kare olacak arkadaşlar. 4 nereden geldi? Baksana x var 10 var. Yazsana Mehmet'im. Yazdım. Cırt sana cırt sana. Bunlar gitti. Şu 16'yı bir salla bakalım karşıya. 8x eşittir. Buradan bu çıktı. 4 kaldı. 9, 84 kaldı. Tam bölünmüyor ama 4'e böldüm 2x. 4'e böldüm 42. 42 mi? E bölünüyormuş 4'e. 8'e. Bir dakika 4'e böldüm 2. 4'e böl bakayım bir daha. 21. Şimdi doğru oldu. X eşittir. 21 bölü 2'dir dedim. Vurdum cevabı 21 bölü 2'ye. X santim. X'in uzunluğunu buldum. 11. sayfa biter. Gelsin yenisi. Geçeceğim geçeceğim. Farklı bir şeyden daha bahsedeceğim. Hatta soracaksın ki hocam günün ispatı nerede? Günün soru tipi nerede? Onu da yapacağız. Orada çok güzel bir soru tipi. Hatta uzunca bir de ispatım var. O soru tipi için. Ama önce şunları iyice yedireceğiz seni. Yoğuruyoruz şu an. Şu an ikiz kenar için seni yoğuruyorum güzel arkadaşım. İkiz kenarla ilgili çok kural var. Sonraki derste devam edeceğiz. Baktın soruya. Dedin ki x'i mi istiyorsun? Şurada diklik. Göz kırpıyor. Ding, ding, ding. Din. Göz kırpıyor. Eyvallah. Bunu gördün açı ortay. Bunu gördün kenar ortay. Yapıştır hocam dedin. Bu bir dik üçgen olmak zorunda. Kenar ortay üçlüyü sağlasın diye. Bu bir ikiz kenar üçgen olmak zorunda. Zaten ikiz kenar üçgenin özelliğidir. Bu da olmak zorunda. Ve dersin ki 7-24 bizim bir açık üçgen vardı hocam hatırlar mısın? 7-24-25 üçgeni unut böyle hemen. Çünkü 7'si 7 olarak gelmiş. 24 yerine x yazmışlar. 25'i zaten duruyor. Bu bir dik üçgense eğer 7, 24, 25 üçgendir. Hiç uzatmadım lafı. Bu sefer direkt cevabı buldum. Serdim önüne. Gelsin sıradaki. Bak. Bak şimdi gel 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 hazırlan hani böyle uzun kollu olsaydı sıyrılırdık bunları böyle kavgaya girişecek gibi soruya gireceğiz ya harbiden ispata girişeceğiz çok güzel bir ispat yapacağım çok standart bir soru tipi soru kalıbıdır bu soru tipini beraber çözeceğiz X'i Z, Y, B cinsinden yazacağız. İspatı ezberlemeyeceksin. İspatın sonunda çıkan bir formül var. Onu asla ezberlemeyeceksin. Hocam niye yapıyorsun o zaman? Çünkü bu ispat bize o soru tiplerini çözdürecek. Çünkü bu ispat sayesinde o soru yazanın ne düşündüğünü anlayacağız. Soruyu da çözeceğiz. İspatının amacını anla önce. Baktım soruya çözmek istiyorum. İkiz kenar bir üçgen. X'i şey cinsinden yazacağız. Yazacağız hocam. Nasıl yazacağız? Tuttum bir tane dikmeyi salladım aşağıya. Salladın hocam. Dikmeyi sallayınca burası dik oldu. Aynı zamanda burası ne oldu? Kenar ortay oldu. Yani aşağının tabanın uzunluğu z artı y idi dikkat edersen. E kenar ortay olunca y artı z bölü 2 yazayım. Ben daha garanti olsun. Y artı z bölü 2 oldu. Kabul müsün? Kabul hocam. Kabul yani. Tamam. Hatta y artı z yazmayalım. Sıralama önemli oldu burada ya. Yani önemli derken bir şey göstereceğim. Z artı y, z artı y. Kabul. Ben şimdi şurayı yazmak istiyorum. Hocam buranın bir kısmı z artı y bölü 2, bir kısmı y, y'yi kullanmışlar. Ne kalmış acaba geriye? z artı y eksi 2y bölü 2'den geriye kalan uzaklık nedir? Z, şunu güzel yazalım, güzel yazalım, güzel yazalım, güzel yazalım. Uzatma, uzatma. z eksi y bölü 2. Neresi z bölü eksi y bölü 2? Şurası. z eksi y bölü 2. Bak burası burası ne? Hocam yazıyor işte. Z artı Y bölü 2. Birçok ispatta yaptığımız gibi. Şuradaki H'yi arayacağız. Dik üçgen var. Görüyorsun sol taraf. Sol tarafa dikkat et. Ettim hocam. B kare eşittir. H kare artı Z artı Y bölü 2 yazsam. Kabul müyüz? Kabulüz eyvallah hocam. Peki gel. Sağ taraftaki üçgene bak. Hangi üçgen hocam? Bak şurada küçücük minnacık bir üçgen var. Bak orada da ne var biliyor musun? X kare eşittir. H kare artı Z eksi Y bölü 2'nin karesi. Burada karesi gözükmemiş düzelttim. Peki ben sana sorarım şimdi. Sorarım ne sorarım? Bir dakika şunu bir çizeyim. Alt alta çıkart derim bunları. Bir çıkart bakalım ne gelecek biz ona. Bir çıkart bakalım ne geliyor. Bir görelim ya. B kare eksi X kare. B kare eksi x kare geldi. Aynen öyle. Cırt sana cırt sana bunlar yedi birbirine. E, z artı y bölü 2'nin karesi eksi. Z eksi y bölü 2'nin karesi geliyor hocam. Ama çok kötü iş, Hiç itiraz istemiyorum. Hele ki hele ki şeyi hiç istemiyorum. Ne o? Ee, bahane falan da istemiyorum. Çözeceğiz bu soruyu ya. Z kare. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi y kare yapar. Devam mı yola? Devam hocam. Eksiyi dağıtacağım. Bir de üstünü açacağım Hadi gel bak. Z kare artı 2 Z Y eksi Y kare bölü 4'ü zaten ortak payda olduğu için yazdım. E B kare eksi X kare zaten burada. Devam devam. Gidenler var. Cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana. Burada ne kaldı güzel arkadaşım? 4 Z Y bölü 4. Karşıda ne kaldı? B kare eksi X kare. Cırt sana cırt sana. Aa Z Y kaldı burada. <laughs> B kare eksi X kare eşittir z y. Al bunu bu tarafa at. Al bunu bu tarafa at. Artık sonu bu tarafa yazacağım. B kare eksi z y eşittir x kare al sana formül. Hocam bu ne biçim formül? Hocam bu akıllarda kalır mı ki? Kalır aslında. Çok istersen kalır. B kare eksi z çarpı y dediğinde x kare eşit olacak. Oradaki değeri bulacaksın mühim olan ispattaki felsefe altında yatan mantık. Oradan dikme attım ikizkenar kenarı üçgeni buldum çözdüm soruyu. Daha iyi anlaşılması adına. Sen bunu bir anla. Şöyle bir sindir. Youtube şuradan bir geçsin. Şurada takılır ya bazen. Kuru ekmek yersin. <laughs> Gitmez. Bastırman lazım üstüne. Bir sulu ve bir tane örnek gömeceğiz. Örneği gömdük mü bak nasıl olacak. Şimdi ben sadece formülü bilen bir insan olsam ben hiç ispatla önem vermeyen bir insan olsam derdim ki sana ya bak muazzam bir taktik bulduk az önce. Taktiklerle geometri falan derdik böyle. Sonra da çok izlenirdik. Boş vers, varsın az izlensin. Allah buraya kadar izleyenler kesin aşağıya yazacak yorumlarda. Varsın az izlensin mühim olan öğrenin öğrenilmesi. Taktikler bir yere kadar çünkü. X kareye yazdım. Hocam B be, be kare miydi o? B be, be, be kareydim ben bile unuttum formülü. B kare eksi. 5 çarpı 3 diyeceğim. çat diye çıkacak mı? Bence çıkacak. 6 kere 6 36. 3 kere 5 15 çıkarttım. X kare eşittir 21. O halde X eşittir kök 21. Muazzam. Hatırlayabiliyorsan harikasın bak. Hem ispatı hatırlıyorsun hem bu formülü hatırlıyorsun. Sen muazzam. Yani bir üst level'a geçmişsin artık sen bizi bırak. Salla elini devam et yola. Sen yaz formülü çat diye koy cevabı çıkışın içerisinden. Benim sözüm benim gibi olanlara. Ben bu formülleri bile zor aklımda tutuyorum arkadaş. Ben ispatlardan yola çıkar yine çözerim. Bak ispatını biliyorum. Diyorum ki ya bu sorularda böyle yapacağız. Buradan dikmeyi sallayacağız. Hocam buranın tamamı kaç? 8. Sen de böyle yapama. 8. Hocam yarıya böl. Şurası 4 gelecek. Şurası 4 gelecek. O zaman biliyorum ki şurası 1 bir birim gelecek. Eyvallah. Burası 6. Burası 5. Ben buraya bir y edeyim bakayım. Bir dik üçgenden bir yola çıkarım. 6 kere 6 36. Y kare artı 5 kare 5 25'e eşit. Y karenin cevabı bunu karşıya attığında 11, Yeğenin cevabı kök 11'dir. Ne buldun hocam sen? Burayı buldum ben. Yani ben sadece orayı bulabildim. Pek de bir şey bulamadık az. Bir yanlışlık bir şey yapmış olabilir miyiz ya? Bir yerlerde falan bir hatamız olabilir mi? Ya, yani yanlışlık yapmış olmam gerekiyor çünkü. Bir yerde yanlışlık yapmış olmam gerekiyor. 5 neresi hocam? 5 tamamıydı. Sen niye burayı 5 aldın hocam? Burası 4 olacak. Bak yanlışlık yaptım dedim ben size. Ben size yanlış... Hocam nerede hata yaptım ben göremedim diyenlere. Bak şu üçgene bakıyoruz tamam mı? O üçgenin tabanı 4. 4 kare yazacaktık. Diyor musun? Bir yerde hata var zaten. 4 göre 4 16. Şeyden 36'dan 16 çıktığında 16 çıktığında ne kalıyor ya? Ay beynim gitti. 20 kaldı. 20 kaldı. Ha, kök 20. Tamam yazdım. Yazdım. Dur. Hoca iptal. Hoca iptal. Şuraya geldik. Dedim ki ay ey güzel arkadaş. Bak burası hipotenüs. X kare. Burada 1 var. Burada kök 20 var. Yani kök 20'nin karesi artı birin hocam formül daha kolaymış <laughs> öyle öyle tabii ki ama yani formülü unutabilirsin güzel arkadaşım ama ispat ispatları asla kök 21 vur cevabı çağır yenisini hızla yoluma devam ediyorum şimdi az önceki taktiği anlattım formülü anlattım ispatı anlattım sen ispat bilen insansın ispat bilen insan bu soruya baktığında şuradan çekelim diyebilir değil mi çünkü 3 kök 5 oradaki x'e tekabül eden sayı biliyorsun İndim dikmeyi. Neden durduk yere dikme indi mi? Artık biliyorum. Hani o neden kafanıza göre doğru çiziyorsunuz hiç anlayamayan tayfa. Yani kaybolmuş tayfa. Bu, çubuk, bu çubuk nereden geldi diyen tayfa. İşte artık sen o tayfadan olmayacaksın. Atacaksın dikmeyi. Diyeceksin ki hocam hem açı ortaydır hem kenar ortaydır. Hepsini biliyorum diyeceksin. Burası da 3. Burası da 3. Yazarım hepsini. 3 var. 3 kök 5 var. Ya ben buna H desem bulurum cevabı. 3 kök 5'in karesini alacağız. Eşittir diyeceğiz. H kare diyeceğiz. Artı diyeceğiz yanına 3'ün karesi. 3'ün karesi 9. 5 ile çarpacağız. H kare artı 9 yazalım. Tamam mı? 5 kere 9 45. 9'u gitti. H kare eşittir. 36. H çok güzel bir sayı geldin sen ya. 6 geldin. H 6'ymış. Şimdi seni neye davet ediyorum? seni şuradaki yeşil üçgeni görmeye davet ediyorum arkadaşım. Yeşil üçgene dikkatle baktın. Dedin ki x var. 6 var. 6, 8, x. Çok tanıdık olmadı mı bu üçgen? Dur sırayla yazalım, sırayla yazalım. 6, 8, 10 üçgenimiz vardı. Bizde de 6, 8, ah, özür dilerim. 6, 8, ah parmağım yetmedi ha. 8, buraya da x yazdım. Ey güzel arkadaşım bizim x'imiz 10'dur. Ha tabi dik üçgen olduğunu görmezsen yazamazsın öyle. Her gördüğün 6, 8, 10 üçgeni değildir. Onu da unutma. Dik üçgen olduğunu gördüğüm için yapıştırdım cevabı ona. Ama çok tatlı değil mi bu geometri? Gelsin bakalım. Soruya bak. Efsane bir soruyla bitiriyoruz arkadaşım. Bak işte ispat bilmek demek bu demektir. İspat yapmak demek bu soru demektir. Bu soruyu benden önce çözüyorsan eğer olmuştur bir iş güzel arkadaşım. Efsane soruyla bitiriyorum. Bak bayılacaksın bu sorunun çözümüne. İzle beni. ABC üçgeninde verilenlere göre x kaçtır diye sormuş bize. x neresi? Burası. Ne yapacağız hocam? Ya akıllara ilk gelen soru şu değil mi? akılına ilk gelen şey doğrudur falan dermişim. Hayır hayır. Aklımıza ilk gelen şey buradan bir tane dikme sallamak. Salladım hocam dikmeyi. Biliyorum ki bu dikme hem kenar ortaydır. Şöyle göstereyim. Hem kenar ortaydır hem açı ortaydır. Aynı zamanda biliyorum ki neden böyle oldu? Çünkü bu ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen olduğunu görmeden ne bu dikmeyi atardım ne ikiz kenarlıktan bahsederdim. Aç ortay ve e, kenar ortaydan bahsederdim. Özür dilerim. 20-20'yi yakaladım. Yakaladım hocam. Şimdi bir tane bilinmeyen çakalım bir yere. Bana burası lazım. Burası A. Hocam burası 11 artı A değil mi? O zaman burası da 11 artı A olmaz mı? Aynen olur be arkadaşım. Şimdi şimdi bak şuradaki üçgeni karaladım. Hatta ya burayı bilmiyoruz ki biz buraya bir de H kenarı çakalım. O zaman hipotenüsü yazalım yine. 20'nin karesi H'nin karesi artı 11 artı a'nın tamamının karesi dikkat et oraya. E şimdi sorarım sana gel bakayım yandaki üçgene. O nedir hocam? 13'ün karesi h'nin karesi artı a'nın karesi desem ne yaparsın? Ya baksana bunlar bağırıyor çıkar bize çıkar. Çıkar bunları birbirinden. 20'nin karesi eksi 13'ün bir dakika şöyle karesi yazdım. Çıkardım birbirinden cırt sana cırt sana dedim. Bu ifadeyi açmak zorundasın. Yapacak bir şeyin yok. 121 Artı 11. 2 ile çarptım. 2A. Devam ettim. A kare. Bir daha eksi A kare. Gidenler var. Cırt sana cırt sana. Dedim ya biraz pati çektirecek ama güzel soru. Bunun karelerini almaya göze alıyor musun? Ben almıyorum. Bu iki kare farkıdır. İki kare farkı ne demektir biliyor musun? 20 eksi 13. 20 artı 13 demektir. Bunu yapmak demekle o işlemi yapmak demek. Çünkü aynı şey. Buradan 7 gelir. Buradan 33 gelir. Eşittir 121 artı 22A çok saçma sapan bir yere gidiyoruz. Şu an ben de anlamadım. Bakalım bakalım. Şuradan 7, 3, 33 yapacak bir şey yok. 3 kere 7, 21'in biri. Elde var 2. 3 kere 7, 21, 22, 23. 23 dedim. 231, 121 artı 22A. Allah'ım Allah'ım. Dur bakalım at bu 121'i karşıya. Bir çıkar bakalım. Şuradan 0 kaldı. Buradan 1 kaldı hocam. Buradan da 1 kaldı 110. Öyle öyle saçma gözüküyor ama güzel yere gider yine. Her tarafı 11'e böldüm güzel arkadaşım. Burayı da böldüm 11'e. Burayı da yırt sana yırt sana cırt sana. Burada kaldı 10. Burada kaldı 2a. A dediğim şey 5'tir ama benim tercihim x'ten yana. X neydi hocam? X burasıydı, 5. X buranın da bir parçasıydı, 5, 11 daha, 16. Var mı bu soruyu yarıda bulduğunu zannedip yanlış yapan? Doğru cevap 21'dir. Dikkatle bak arkadaşım. A artı 11 artı A'dır, x'e eşit olan. Göremeyenler için, jöledi x eşittir A artı 11 artı A'dır, x eşittir 5 artı 16'dan. Doğru cevap 21'dir ki. Dile kolay. 17 sayfa canavar gibi ikiz kenar üçgene girmişiz. İspatlarımızı soru tiplerimizi yapmışız. Hey gidi geometri be sen nelere kadisin be. Yarın bir daha görüşelim burada. Ben şimdilik gidiyorum. Sen kendine iyi bak. Hoşça kal. Hoşça kal.